Zıp zıpın Sihirli Orman Macerası Bir zamanlar, uçsuz bucaksız bir ormanda minik ve sevimli bir sincap yaşardı. Adı Zıp Zıp'tı. Zıp Zıp, her gün ormanın derinliklerinde dolaşarak yeni arkadaşlar edinmeyi ve maceralar yaşamayı çok severdi. Bir gün, Zıp Zıp, ormanın en uzak köşesinde ışıl ışıl parlayan bir taş buldu. Bu taş o kadar güzeldi ki, Zıp Zıp onu hemen alıp tüm arkadaşlarına göstermek istedi. Ama taşın bir sırrı vardı. Bu, Dilek taşıydı. Zıp, zıp taşı aldığında taş birden bire konuşmaya başladı. Merhaba, ben dilek taşıyım. Bana bir dilek söyle, senin için gerçekleştireyim. Zıp, zıp çok şaşırmıştı ama aynı zamanda çok da heyecanlıydı. Küçük sincap düşündü, düşündü ve en sonunda "Bütün ormanın daha güzel ve mutlu bir yer olmasını diliyorum." dedi. Dilek taşı parladı ve bir anda orman değişmeye başladı. Ağaçlar daha yeşil, çiçekler daha renkli oldu ve ormanın tüm hayvanları mutlulukla şarkılar söylemeye başladı. Zıp sıp, dileğinin tüm ormanı mutlu ettiğini görünce içinden "Bazen en güzel dilekler başkaları için yapılanlardır." diye düşündü ve o günden sonra Sıp sıp ve ormanın tüm sakinleri birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdüler. Sıp sıp anladı ki gerçek mutluluk paylaştıkça çoğalıyor. O günden sonra her zaman arkadaşlarına yardım etmeye, onları dinlemeye ve onlarla mutluluğunu paylaşmaya özen gösterdi. Ve tabii ki her gün yeni bir macera peşinde koştu. Günlerden bir gün Zıpzıp Zıp ve arkadaşları ormanın kenarında bir yavru kuş buldular. Kuş yuvasından düşmüş ve ailesini kaybetmişti. Zıpzıp Zıp ve arkadaşları kuşa yardım etmeye karar verdiler. Önce ona yemek getirdiler ve onu sıcak tutacak bir yuva yaptılar. Zıpzıp Zıp, kuşun yalnız hissetmemesi için ona hikayeler anlattı ve şarkılar söyledi. Gece boyunca kuşun yanında kaldı ve ona güven verdi. Ertesi sabah Zıp Zıp ve arkadaşları kuşun ailesini bulmak için ormanı dolaşmaya başladılar. Yol boyunca ormandaki diğer hayvanlardan yardım istediler. Herkes kayıp kuşun ailesini bulmak için seferber oldu. Sonunda kuşun ailesine ulaştıklarında kuşun annesi ve babası çok mutlu oldu. Zıp Zıp ve arkadaşları yavru kuşu ailesine kavuşturdukları için çok mutlu hissettiler. Kuşun ailesi, onlara minnettarlıklarını göstermek için özel bir şarkı söyledi. Bu macera, zıp zıpa ve arkadaşlarına önemli bir ders öğretti. Yardımlaşma ve birlikte çalışmanın gücü. Ayrıca, ormandaki her canlının birbirine bağlı olduğunu ve birbirlerine yardım ederek daha güçlü olabileceklerini anladılar. O günden sonra, zıp zıp ve arkadaşları, ormanda yaşayan her canlıya yardım etmeye daha da çok özen gösterdiler. Her gün birbirlerine yardım ederek ve birlikte çalışarak yeni maceralar yaşadılar. Ve böylece orman daha da mutlu ve huzurlu bir yer haline geldi. Zıp ve arkadaşları ormanın neşesi ve koruyucuları olarak her zaman hatırlanacaklardı. Ve onlar birlik ve dostluk içinde uzun yıllar boyunca mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadılar.